Birçok farklı kimliğin, inancın bir arada yaşadığı çok özel bir şehirde yaşıyoruz. İstanbul tarihi boyunca farklı renklere ev sahipliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eşit hizmet ilkesi gereği bütün farklılıklara eşit hizmet götürme çabası içerisinde önümüzdeki dönemi tasarlamak istiyor. Bizim gayemiz herkes dinli, özgürce yaşaması. Özgürce mezarlıklara gidiyorsun, camiye gidiyorsun, cemevine gidiyorsun. Herkes görevini yapsın diyor. Onun için İstanbul Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz. Güzel bir açılım ve atılım. Bir insanın aramızdan ayrılması sürecinde de bir din adamının orada olması insanların içini rahatlatıyor. Çünkü adam ona inanıyor. İnancı odur. Hristiyanlıktan işte bir papaz, bir Alevi, bir imam. Bakın işte insanlar nasıl kucakladığını, nasıl bir sıcak bir şekilde kucakladığının bence en büyük göstergesinden biri olacak. Her dini inancın farklı bir ritüeli var. Bu farklı ritüelleri kendi din adamlarıyla beraber yürütmek onların haklarıdır. Biz bunların haklarını vermekle kendimizi mutlu hissediyoruz. Hangi inanç grubunda olursa olsun onlarla ilgili din adamlarından yıkamasından defnine kadar her türlü ücretsiz bir şekilde bunlara hizmet götürmeyi hedefledik ve bu hedef için de bütün hazırlıklarımız tamam. Cenazelerimizi nereden, hangi ritüelle kaldıracağız şaşkınlığı vardı toplumlarımızda. Belediyenin bu noktadaki desteği toplumun üstünden bu yükü de almakta. Biz de yaşıyoruz, biz de burada varız ve biz de buraya aidiz. Bunu bize hissettirdi.